Herkese merhaba, ben Muhammed Musa Öztürk. Bugün sizlere Darktable'da histogram kullanımı ve pozlama ayarlamayı göstereceğim. Şimdi histogram kullanımı ve pozlama ayarlamaya geçmeden önce farklı bir şey göstermek istiyorum. Darktable, üzerinde düzenleme yapmış olduğumuz fotoğraflarla ilgili farklı bir dosya kaydediyor. Bu XMP dosyası. Program bu dosyayı yapmış olduğumuz düzenlemeleri hatırlamak için kaydediyor. Diyelim ki biz bir fotoğrafımızı düzenlemesini yaptık ve daha sonra programı kapattık veya düzenlediğimiz yerden fotoğrafımızı sildik. Ama tekrar fotoğrafımızı açtığımızda program kaydetmiş olduğu bu XMP dosyasındaki verilerle daha önce yapmış olduğumuz düzenlemelerin hepsini bize getiriyor. Bunu isteyen olabilir, istemeyen olabilir. Kapatmanın yöntemini göstereceğim. Ayarlar kısmından Core Option dediğimizde Right Sidecar File for Each Image dediğimizde kapatır bunu. Store XMP Text in Compressed Format dediğimizde ise de Large Only Large Entires ile gelir. Never derseniz bunu da kapatmış olursunuz. Ben kapalı kullanıyorum açıkçası. Şimdi fotoğrafımızda histogram kullanımı ve pozlama ayarını yapmaya geçelim. Hafta sonu çekmiş olduğumuz fotoğraflardan seçim yapacağım. Beyskür istemiyorum yine. Fotoğrafımız bu. Yapmış olduğumuz köy gezisinde çekmiş olduğum güzel bir çiçek. Şimdi histogramımızla başlayalım. Histogramda gördüğünüz gibi kırmızı, yeşil, mavi, sarı renkler mevcut. Ayrıca beyaz kısım mevcut. Önemli olan beyaz kısım histogramda. Genel olarak ışığı gösterir. Ve fotoğrafta ışığın sol tarafta taşmış olması, şöyle göstereyim. Karanlık bölgelerimizde fotoğrafımızda kayıplar olduğunu gösterir. Yani histogram piksel piksel çalışır ve burada karanlık piksellerde kaybımızın olduğunu ve geri kazanamayacağımızı gösterir. Sağ taraf ise aydınlık bölgelerde. Yani şöyle yaptığımızda bu beyaz kısımlar eğer fotoğrafımızı çektiğimizde böyle olursa geri kazanamayacağımız anlamına gelir. Yani eski tabiriyle fotoğrafımızın yanmış olduğu anlamına gelir. Ve buralarda tekrardan renk veya ışık elde edemeyeceğimizi gösterir. İki kere tıkladığımızda üstüne geri alır. Şimdi yukarıdaki renkleri inceleyelim. Kırmızı, yeşil, mavi. Kapattım gördüğünüz gibi. Kırmızıyı tek açtığımızda fotoğraf makinesinin sensöründeki kırmızı piksellerin durumunu gösterir. Sol tarafta karanlıkları, sağ tarafta aydınlıkları, ortada gölge kısımları gösterir. Yeşil, mavi için hepsi geçerlidir. Üst üste bindirdiğinde ise bize pozlama ayarımızı gösterir. Şimdi fotoğrafımız görmüş olduğunuz gibi biraz karanlık. Bunu aydınlatmak istediğimizde histogram üzerinde mouse'un sol tuşuna basıp aydınlık bölgeye doğru ilerletmemiz yeterli. Veya aydınlık bir fotoğrafta diyelim. Onu sol tarafa çekmemiz yine yeterli olacaktır. Aynı işlemi karanlık bölgeler için de gerçekleştirebiliriz. Mouse'un sol tuşuna basıp çektiğimizde karanlık bölgeleri aydınlatır veya karartır. Yapmış olduğumuz bu ayarları sayı değeri olarak görmek istersek Basic gruptan Exposure'a geldiğimizde yapmış olduğumuz ayarlar burada gösterir. Black Level Correction siyah bölgelere yapmış olduğumuz müdahaleyi, Exposure aydınlık bölgelere yapmış olduğumuz müdahaleyi gösterir. Burada küçük noktaya iki kere tıklarsanız ayarları sıfırlar. Ve mouse'u üzerine gelip çevirdiğinizde ayar yapmanızı sağlar. Şimdi burada ayarların hepsini sıfırlamak için de modülün sol üst kısmındaki reset parametresi basmamız yeterli.
Farklı bir modülde pozlama ayarlamaya göstereyim. Base View. Burada da yine histogram baz alınarak sağ üst köşe aydınlık bölgeleri temsil eder. Sol alt köşe ise karanlık bölgeleri temsil eder. Yapmış olduğumuz müdahaleler oralardadır. İkisinin arasındaki değişim fotoğrafımızda dengeyi sağlar. Fotoğrafımız biraz karanlık olduğu için arttırdığımda gölge bölgeleri aydınlatmış olurum. Şimdi bu modülümü de sıfırlayayım. Farklı diğer bir yöntem ton grupta Levels kullanmak. Levels'te de sol çizgi karanlık alanları, sağ çizgi aydınlık alanları temsil ediyor. Ortadaki çizgi ise gölge bölgeleri. Şöyle hareket ettireyim, modül açılmış olsun. Gördüğünüz gibi histogramdaki beyaz alanı buraya taşıyor. Ve biz sol çizgiyi yaklaştırdıkça histogramı buraya sıkıştırmışız algısı oluyor. Program böyle ayarlıyor. Yani eğer sol çizgiyi bunun dışına taşırırsak fotoğrafımızda patlamış alanlar olduğunu gösterir. Dengeli yapmamız gerekiyor. Veya sağ, soldaki çizgiyi sağ tarafa taşırsak da karanlık bölgelerde kayba uğramış oluruz. Ben bu modülü kullanıyorum. Fotoğrafımda özellikle orta kısmı, bu fotoğrafta dengeli bir pozlama katıyor. Sola doğru yaklaştırdığım zaman gölge bölgeleri daha çok müdahale ederek fotoğrafı açıyor. Ya da sağa doğru yaklaştırırsak daha fazla kararmasına neden oluyor. Bu şekilde pozlamayı ayarlayabiliyoruz. Şimdi bu modülümü de sıfırlayayım. Diğer bir modülümüz ise Tone Group. Yine Basic Group mantığıyla çalışıyor ancak renklere müdahalesi oluyor. Yine sağ üst köşe aydınlık bölgeleri, sol alt köşede karanlık bölgeleri temsil ediyor. Ara kısımlarda orta tonları. Programımızda pozlama ayarlarını yapacağımız modüller bunlar. Şimdiye kadar anlatmış olduğum beyaz dengesini ayarlama, kadraj ayarlama, pozlama ayarlama fotoğrafımızda 3 temel ayardı. Bunları yaptıktan sonra fotoğrafta renk, ışık, kontrast ayarları artık kişisel tercihe geçer. Yani hangi rengi hangi renk tonlarıyla görmek istediğimiz, kontrastlı mı daha yumuşak mı fotoğraflar istediğimiz. Bunlar tamamen kişisel tercihleriniz olacaktır. Ve programda bunları ayarlamayı modül modül tek tek göstermeye çalışacağım. Diğer dersleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi fotoğrafımızı hızlı bir şekilde işleyip sonucu görelim.